Evet arkadaşlar, aslında bu video Ağustos'un 12'sinde yayınlanacaktı değil mi? Ama Musa bize çok farklılık yaparak bu hafta render'ı erken aldı. Pazar günü mesai de yapmadı. Artık birazcık bizi şaşırtıyor. Müşterimiz gezdi, dolaştı Kapadokyaları. Arabayı bırakırken tereddütlüydü. Yenge Hanım'dan izin alırken biraz zorlandı. Ama Mustafa abisinin tecrübesine dayanaraktan ve ufak tefek sözlerle onu ikna ettik. Güven memnuniyet garanti ailesinden bir müşterinin gözü. Ali'cim hoş geldin. Abi hoş bulduk, nasılsın? İyiyim. Şimdi biz normalde bu videoyu bu hafta atıyorduk. Evet. Ama önümüzdeki hafta bu videonun başı böyle olacak. Tamam, çok güzel. Çünkü seni bekleyene kadar render almış olduk. Eyvallah. Renk, özellikle Yenge Hanım siz çok tereddütlüydünüz ama. Evet, çok güzel olmuş maşallah. Önce izin vermem dedin, sonra evet. Dikkat çeker dedin. Evet, öyleydi. Mavi sohbet sonunda abi. Ufak tefek iğneli sözlerle. Sen su almaya gittin geldin ya, evet. O arada dedi ki tamam diyor, hangisini istiyorsan yap diyor. O yüzden bize de, bizim de şahsi görüşümüz, şimdi tabii kameralarda böyle gözükmüyor. Wow, evet. Falan burada canlısı, güneşi, evet. Işığın açısı, sarısı, moru, mavisi falan. Jantların siyah olması falan, gerçekten iyi ki de boyattık. Evet, storylerde gördüm. Bostigan evet. Vardı. O kadar komikti ki. Değil mi? Aynen öyle. Emanet bir ayakkabı gibiydi. Tamanın siyah olması, cam filmleriniz, trim malzemelerin siyah olması, arabanın kendi standart özelliklerinin hepsinin mat olması, ön camın da bir tık böyle siyah olması, hepsi güzel oldu. Kazası belası sağlıkla kullanın. İnşallah abi. Jantlar tamam. Ufak bir oraya dokunuş yaptık. Orada bir sorun yaşamazsın zaten. Bayağıdır, yıllardır yapıyoruz. Olmazsa olmazımız kaliper kapağımız. Ya frenler boyanır ya kaliper kapağı yapılır. Umarım yeni bir projede, yeni bir arabada 23 yaşındasın, başarılı bir çocuksun. Gençlere gerçekten bir şeyler söyle. Bize çok fazla Instagram'dan yazanlar var. Evet. Evden yattığı yerlerden şunu söylüyorlar. Mustafa abi sana hayat güzel. Biz daha şu yaşımıza geldik, hiçbir şeyimiz yok. Bu yaşımıza geldik, hiçbir şeyimiz yok. Evet. Sende nasıl mesela oluştu bir anda? Abi bunu herkes bana da yazıyor. Benim de Instagram'da bir kitlem var. Abi ben de senin gibi olmak istiyorum. Ben de baktığınız zaman 2-3 sene öncesinde herkes gibi asgari ücretle çalışan, üniversiteyi bırakıp hayallerinin peşinden koşan biriydim. Günde 3-4 saat uykuyla mevcut işinin yanında yeni girişimim için de ekstra gayret gösterip çabalıyordum. Yani şu an baktığınız zaman birileri diyor çok rahat yaşıyorsun evet. Vesaire. Ama arka planda uykusuz geceler, 16-17 saatlik çalışmalar. Burada şunu söylemek istiyorum. Hayallerden vazgeçmemek gerekiyor. İsteklerin peşinden koşmak gerekiyor. Az önce de Instagram'a yazdım. Yani ona der, bu ne der, çok değer verir misin? El alem ne der diye yaşanmaz. Evet, evet. El alem mesela, için de yaşanmaz. Evet, şu an bu araba birçok kişinin gözü olacağı bir araba belki de. Ama kendi istediğim için yaptım. Bunun için de çok mutluyum. Allah İnşallah herkese daha iyileri nasip olur. Amin. Biz de yeni araçlarla buraya olsun. Geliriz. Bazı insanlar doğuştan şanslılardır. Bazı evet. İnsanlar kendilerini, şanslarını kendileri yapar. Kiminin ebesinden, nenesinden tarla tapan kalmıştır. Kiminin soy ismi çok iyidir. Yedi kuşak zengindir. Evet. Bu yüzden görecelidir. Zenginlik de göreceli bir kavramdır. Kesinlikle. Kime göre, neye göre. Biz çok zengin insanlara, gerçekten çok zengin insanlara iş yapıyoruz. Ama mutlu olduğun her an zenginsin bence. Bence de. İnsanlar Instagram'larda paylaşıyor. Huzur, para, para eşittir, huzur, bilmem ne falan filan. Bir şeyleri kovalamak lazım. Ben 43 yaşına girdim. Evet. Sürekli insanların yorumuna maruz kalıyorum. Canları sağ olsun. Hiç önemli değil. Dilediğim ve sipariş verdiğim her şeyi Rabbim bana verdi. Çok şükür. Siz de dileyin, sipariş verin, azmedin, çalışın. Verirse verir. Vermiyorsa vardır bir sebebi. Ayette diyor ya, vermek istemeseydi istemeyi evet. Vermezdi. Bu sırada biraz erişmek gerekiyor. Duydun mu Musa? Ayette ne diyordu abi? Bir daha söyle. Vermek istemeseydi istemeyi vermezdi. Şimdi ufak da olsa tatlı bir sohbet ettik. Ayağınıza sağlık. Bu arada Allah bereket versin. Teşekkür Eyvallah, ederiz. Kazasız belasız sağlıkla kullan. Herhangi bir sorun, düşünce, ufak tefek şeyler olursa aklından sorulabileceğim bir şey. Hem İstanbul'a biliyorsun renkli garajımız var. Oradan evet. Desteklersiniz. Ürünümüz de var bu arada yine. Eyvallah. Çünkü öyle bir araba yaptık ki gümrükte malımız vardı. Hala çıkmadı. Böyle ucu ucuna pat diye bitti. Evet. O yüzden kazasız belasız kullansınlar. Bu Yenge Hanım. Mersin'e gitmiyor mu? Bu Mersin'e gitmiyor. İstanbul. İstanbul evet. İstanbul evet. Çok güzel. Ben çok beğendim. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Hoşçakalın. Videonun başı böyle oldu. Şimdi başka bir başa gidiyoruz Musa. Evet arkadaşlar, haftanın tam ortasında haftanın sürprizi geldi. Sertaç Kemiksiz. Maalesef ne kadar gelme desek de Instagram'dan bizi taciz edip geliyorum dedi. Bu görmüş olduğunuz emek kokan bu araç yine rengi değişecek. Biliyorsunuz bir öncekinde sedefli bir turuncu yapmıştık. Yeter artık dedi. Arabadan sıkıldım dedi ve sıkılırken de boş mu geldi? Boş gelmedi. 1. Arabanın farları değişiyor. 2. Ön tampondaki ızgaralar. 3. Yan çamurluktaki ızgaraların hepsi karbon olurken rengi
mosmor yapıyoruz. Metalik güzel bir mor. Tavanı komple karbon oluyor. Herkes sanırım karbon istiyormuş. Tabii ki biz bu videonun başını çekelim, kurtaralım diye uğraşıyoruz. Şu anda onlar muhtemelen reis çekmek için bir şeyler yapıyor. Ama biz kendi ekmeğimize bakalım kardeşim. Gürabcığım, şuradan bir patlıcan alıp gel. Abi, Sertac'a ver patlıcanı. Tamam, patlıcanı... patlıcan acı ötesin. Patlıcan kıraç almazmış arkadaşlar. Evet, ne demek, bunu açıklar mısın? Gerizekalı. O zaman ben patlıcan alıp geliyorum. Evet. Bak. Sertac. Ayağına sağlık dostum. Güle güle. Ha, hadi biz oğlum. Arabanı anlattık. Gidiyor muyum ben? Bitti mi? Evet, gitti. Sen git abi. Sevgiler. O abi. Şöyle koysana. Gel kardeş, biz işimize bakalım. Gel. Şimdi ben İstanbul'a gidiyorum yarın. Yerken de bir M5 getireceğim Allah kısmet ederse. Elimizdeki diğer işler. Oğulcan arabasını almayı unuttu. Sonuç şu turuncu araç artık mor araç olacak. Sertac yepyeni reislerle başımıza artacak. Bak gördüğün gibi de başladılar. Sizleri seviyorum. Yine yeniden görüşmek dileğiyle. Musa Bey hoşça kalın. Bir haftayı daha bitirmek üzereyken sonunda M3 Rhino Sertac kemiksinin aracı da bitti. Mor dedi. Moru da yaptık. Mor vampirden kurtulduk. Fren kaliperleri tatlı bir fuşyayla süslenirken karbon detayları da aracı farklı bir hale getirdi. Çünkü M3'ün biliyorsunuz birçok yerinde karbon var tavanında ve birçok parçasında. Gerçekte nasıl derseniz şu anda ağır ve zarif duruyor. Sonrasında ne kattı buraya? Geldi böyle bir kendine delilik yapmış. Şentiden kestirmiş. M3 Rhino'nun Rhino Edition'ı yapmış. Adam da fabrika olsa yemin ediyorum kendine böyle bir araba bile üretir inşallah. Sertac bu arabayı satacak arkadaşlar. Aklınızda olsun. Almak isteyenler krediye başvurabilir. Krediler bu kadar ucuzken. Sertac Bey. Bir de lazer farlar var. 80 bin liralık bir detay. Onu kaçırdınız evet. Ya. Onu fiyata ekleyelim şimdi. Ekleyelim. Ya onu... gerçekten çok pahalı maalesef arkadaşlar. Biliyorsun, sen de biliyorsun. Dönüşüm yaparken, fren alırken, bir şey alırken hep 100 binler konuşuluyor artık. Çünkü Euro aldı başını gidiyor. Her şeyde yurt dışından geldiği için ve gümrüklerine geçtiği için. Yoksa adamlara 3-4 bin birim, bizimki oluyor 100 bin birim yani. Yani ön tampondaki parça karbon oldu. Yan çamurluktaki karbon oldu. Sen karbon getirdin. Karbonlar değişti. Şunları Yusuf kapladı. Yusuf kapladı. Boş bir detay oldu. Şuraları kapladı aynı şekilde. Jantlardan Emrah boyadı. Güzel oldu. Frenlerden bir geldi geçti. Evet. Ağır, zarif, sert bir araba olduğuna inanıyorum. Çünkü öbür birazcık daha hoppidi hoppidiydi. Aynen. Güzel oldu. Oturaklı hali yaptı. Şimdi biz İstanbul'a gideceğiz. Bir hafta bitiyor. Bu
videoyu önümüzdeki haftaki salı çarşamba günü çekeriz inşallah. Elimizdeki işleri de Musa bununla beraber ekler. Şimdi ne yapıyoruz? Yola çıkıyoruz. Amca merhabalar. Merhaba, hayırdır Musa'cığım? 43 sene önce bugün ne yapıyordunuz? Ananı satayım, ben askerdeydim amcam 43 sene önce. Mustafa abinle ilgili mi soracağız? Hiç sorma. 1980 yılında askere gittik. İstanbul'da askerdim. Sıvı yönetim vardı. Evet. Soğuklarda vatanı bekliyorduk. Neye karşı bekliyorduk soğuklarda? Sağ sol davası vardı. Yani Mustafa abinin gelmesi bir darbe mi oldu? Yani Mustafa abinin olacağını biliyorduk da tabii 43 sene öncesinden cinsiyeti falan belirlemek mümkün değildi. Ne bekliyordunuz? Yani tabii ki her şeyden önce erkek erkeğe beklermiş ama şimdiki aklım olsa kız beklerdi. Yani doğruya doğru. İnsan olmadığı zaman elindekiyle kıymetini anlıyor. Tabii ki kızım olsun da isterdim. Erkek olsun diye, erkek olsun diye de uğraştık. Evet. Yalan yok, dua ettik. Mustafa abi şans sorayım. Mustafa abine eğer soruyorsan ben şöyle hemen onunla ilgili hızlıca hanım anlatayım. İstanbul'da askerdim söylemiş olduğum gibi. Eniştem vardı, rahmetlik oldu. Taksim'de onun dükkanı vardı. Geliyorum gidiyorum, bir haber alabilir miyim? Şimdiki böyle telefonlar, mektuplar falan asla yok. Çocuğun olacağını biliyoruz. Gününü tam bilemiyorum. Olur mu olmaz mı onu da diyemiyorum. Hissettim şu gün bugün derken geldim Taksim'deki dükkana. İçeri girdim, eniştem rahmetliye selam verdim. Hadi lan gözün aydın, neyin olmuş dedi. Desem miydi burayı dedim. Tabii eskiden öyle söylerdi. Sağ ol abi, Allah razı olsun dedim. Tabii cinsiyetini sorma cesareti saygından dolayı yoktu. 20 yaşında olmama rağmen soramadım. Yukarıdaki hemen kızcağıza çıktım, sekretere dedim ya böyle böyle bir haber aldınız mı? Aldık, evet bir çocuğunuz olmuş sizin ama cinsiyetini yemin ediyorum ben de bilmiyorum dedi. 2 saat oyalandım, sonra mecburen göreve dönmek zorundaydım. Göreve dönerken enişte ben gidiyorum, var mı bir diyeceğin dedim, güle güle git dedi. Ben bir hafta sonra tekrar Taksim'e geldiğimde bir erkek evladı olduğunu duydum. Adını da oğlum tabii Mustafa'nın, babamın adını koymuşlar zaten. Eskiden örtü adette öyle babalara falan danışmak nerede? Kim koyuyor ismi? Baban nesi koymuş? He. Ben koyacak halim yok ki. Eskiden öyleydi. Allah'a şükürler olsun, hamdolsun. Rabbim bize bir erkek evladı verdi. Hadi sonradan arkadan kız olsun dedik. O da olmadı. Baktık bunun arkasında erkek. Daha ondan sonra yeter dedik. Bundan sonra iki Allah bereket versin. Bitirdik. İyi bakalım. Hayırlı uğurlu olsun. Allah razı olsun. Herkesin Cenab-ı Allah evladının acısını düşmanımız dahi göstermesin. Allah adına babalı büyüsün. Amin amin. Büyüyeceği kadar büyüdü oğlum. Bundan sonra. Nikidoğlu Mustafa abi. Önceki yılların ve gelecek yıllarında başarılar diliyor. Önceki yıllarında. Abi ne canlandım ya. Yaşama büyüdüm. 98 sene. Nikidoğlu Mustafa abi. Seni çok seviyoruz. Ne yapıyorsun? Seni çok seviyoruz. Daha geleli bir hafta oldu. Yani bu mutlu günde onunla yanında olmak bize daha mutlu etti. Tesadüfen de olsa denk geldik. Allah uzun ömürler versin. İyi ki doğdun abi. Allah hayırlı uzun ömürler nasip etsin abi. Doğru. İyi geçti. Sabiri ben. Hep böyle yapıyorum abi. Bütün çekimlerde böyle yapıyorum ya. Bu kadar. Tamam işte oğlum, ben geçmiştim zaten. Niye tekrara düştün? Doğum günün kutlu olsun abi. Nice mutlu seneler. Abi Allah yeni yaşınla birlikte yeni sürprizleri de karşılaştırsın seninle. Nice mutlu yıllar. Abicim iyi ki doğdun. Nice sağlık. Yaşlara. Yemin ediyorum sonlarda. Ne oldu? Yusuf sustu lan. Yusuf. Oğlum Yusuf lan. Abi benim de şu an odada yok, o yüzden. Bir yandan da Mustafa abiye bakıyorum. Abi çıkışı gördün mü? Şöyle oldu. Abicim doğum günün kutlu olsun. Abi doğum günün kutlu olsun. Allah hep kalbine göre versin. Bir de Antepçe konuşursan tam olur. Abi. Doğum günün kutlu olsun. Allah kalbine göre versin. Aynısı oldu. Ya olmuyor. Gel gel Yusuf. Yapmam lazım. Ben ne diyeyim? Şu an ne desem boş. Allah nice nice güzel seneler nasip eder inşallah. Sağlıklı, mutlu, huzurlu, gönlünün her istediğini alabildiği ve hiç sorun yaşamayacağı stressiz bir yıl diliyorum. Allah razı olsun. İyi ki doğdun. İyi ki varsın. İyi ki bizimlesin.
İyi ki bizim patronumuzsun. Yani seni çok seviyoruz. İnşallah ömrü hayatı boyunca hep böyle mutlular geçirir. İnşallah. Babam sana anlattı mı ufak da olsa bir şeyler? Abi. Annem de ayrı bir anlattı. Beni bayağı bir zor doğuran ana da var orada. Şimdi arkadaşlar tabii ki her yıl, her yaş, her farklı şey inanılmaz keyifli ve güzel. Böylesi güzel bir iş yerinde olmak, klimamız çalışıyor elhamdülillah. Pastalar, sevenler, hediyeler, herkesin kesesine bereket. Çalışma arkadaşlarımız, ceyişenler var, gidenler var, ömrümüzde kalanlar var, gönlümüzden sildiklerimiz var. Ama bu hayat böyle, hayatın gerçeği de bu zaten. Mücadeleye devam, nefes alıp verdiğimiz sürece hayattan güzel şeyler istiyoruz. Cenab-ı Allah'tan hep güzel dileklerde bulundum. Her zaman da gönlüme göre verdi çok şükür. Vermeye de devam eder diye umut ediyorum. Mumlarımız yanıyor. Ağzımızın tadı hep beraber güzel şekilde olsun. Sizleri seviyorum. İyi ki varsınız. Teşekkür ediyorum. Herkese selam olsun. Ve üflüyorum. Ah. 43 yaş ha. Hadi bakalım. Afiyet olsun. Evet Musa'cığım. Bu harika yakışıklı, 12 silindirli, muhteşem atmosferik motorlu, harika Ferrari 812 Superfast. Şeffaf kaplaması biraz zordu. Neden derseniz, kabuğu oldukça bunun 1.80'lerin üstünde olduğu için, o günde elimizde stokta o malzeme olmadığı için Yusuf sağolsun üçemle hemen o işi çözdü. Arabanın ön tarafında biraz taş izleri vardı. Cuma boyamayalım abi, dursun dedi. Taş izleri az da olsa belli tabii ki. Onun haricinde arkadaşlarla ne yaptık? İç genel temizliğini falan çözdük. Zaten parlaktı, daha da parlak oldu. Ekstra ne oldu? Hem araba çizilmeyecek hem artık bundan sonra yorulmayacak. İstanbul'da kullanacağı için ne olur ne olmaz diye bu şekilde dedi abi gezmeyelim dedi. Biz de tabii ki dedik cuma çözdük. Şimdi kendisi de tatilde Bodrum'da, yarın hatta beraberiz. Karşılıklı oteller almışız, çok enteresan. Hem böyle bir güzel bir şey olacak, sohbet muhabbet. Şimdi bu otomobil tutkunu olunca Ferrari tutkunları var, Lambo tutkunları var, herkesin tutkunu olduğu şeyler var. Bu arabaya da özel gerçekten, mesela İbrahim abi de var, İbrahim Behram'da, daha doğrusu Efe'de var, küçük Efe'de, ama Efe'de hala getirmedi, renginden karar veremedi. Egzozu falan her şeyi çok başka, bunda ekstrem bir Aykut Kanan'dan egzoz da aldık. Tabii ki teknik konular kısmında da sevgili Ümit Doğan'ı çağırdık. Neden dersiniz? Ümit Doğan artık Ferrari'nin vazgeçilmez müşterilerinden bir tanesi. Hoş geldin Mido. Şimdi sen bu arabanın muhtemelen tatlı, güzel, gizli özelliklerini biliyorsundur. Yani bir iki tane teknik özellik diyelim, aynen. Yani ben çizgisi falan hakkında bir şey söylemek istemiyorum. Zaten çizgisi tamamıyla bakış açısı çok farklı ama o öndeki kabuğu açtığın zaman silindirleri böyle takır takır sayması, 12 aynen, silindir aynen olması, son atmosferik Ferrari olması, bir de şu kapıdaki çamurluktaki bu harika şey detaylar oldukça güzel. Sanırım iç koltuklarını biraz daha donanımını seçmişler değil mi? Ya, bu arabada biraz daha konfor arandığı için, yani biraz daha genç işi değil de biraz daha oturmuş yaş işi olduğu için genelde konfor koltukları. Cuma da aslında çok genç ama bir hanım falan çoluk çocuk olunca orayı çözmüş. Cuma'nın da güzel birkaç daha otomobili var. Birkaç demeyin de 3-5 daha tane daha diyeyim. Cabrio haliyle çok başka. İşte bu yeni çıkanlar GTS diye çıktı. Hem kupe hem Cabrio gibi farklı çıkıyor. F8'de olduğu gibi bir tasarım yapmışlar bunda. Artık yeni modelleri de zaten hep aynı tasarımla, aynı çizgiyle çıkmaya başladı. Çok yani bu 458'in Spider'ıyla buna baktığın zaman oradaki şey çok farklı. Ya biraz daha Roadster. Değil mi? Roadster gibi. Aynen. Sanırım sen biraz önce laf arasında bagajında dedin bir şeyler var dedin ama. Ya koltukları falan bence gayet güzel, yakışıklı. Karbon bir direksiyonu var. Zaten pedal shift'ler var. Evet, ekstra. Aynen öyle, ekstra bunlar var. Zaten Ferrari'nin vazgeçilmez şeyi var. Yani 458'e göre, diğer araçlara göre zaten biraz elektronik, dijital, klima falan olmuş. Aslında F8'de de bu modelde de artık son oldu bu. Yani şu start düğmesini hissedemiyorsun. Yani yok, dokunmatiğe döndüler, aynen öyle. Yeni 296'larda, Roma'da şeylerde hep böyle dokunmatik oldu artık düğmeler. Senin de maşallah basmadığın engine start Ferrari modeli kalmadı gibi. Hemen. Ümit'te de şu anda F8 var arkadaşlar. Sarı değiştirecek ama. Değiştirmeden önce şimdi açıklamayalım araba da, ileride beraber çekeriz inşallah. Ara model vardı, onu konuşmaya gelmiştim. Ara modele geç. Yine Ferrari, yine bir atçı. Bir kışlık bir araba geliyor da şu, kışlık. Onu konuşmaya geldik. Onu henüz daha bakmadık. Bagajımı açıyoruz. Sonsuz turşu, kapristo, lampayı,
Son susturucu Capristo Downpipe Novitec arkadaşlar. Şimdi konuşmakla olmuyor. Birazdan yola çıktığımız zaman gerçekten Serdar 3 gündür 5 gündür ya, bana yalvarıyor. İki şeye hastayım diyor. Bir sevdiğimin nazına, bir de Ford'un ara gazına diyor ya. O artık şey 12 silindirin downshift'i diyelim artık. Bir de motor kabuğunu açarsan Serdar'ım. Şimdi bahsettiğim şey. Ha. Burada ne var kardeşim? Şey burada hepsi tıkır tıkır yazıyor. Burada mesela olan donanım listesi, hangi renk çıkmış, hangi donanımlar, hangi opsiyonlar var. Burada sipariş edilirken, fabrikadan çıkarkenki konfigürasyon listesi. Alcantara koltuğunu, karbonlarını yazmış. Fren, Apple CarPlay mesela. Frenlerini, Apple CarPlay'ini yazmış. Kameralısını yazmış. Lifter varmış mesela. Evet. Yükseltiliyor garaja falan. Aynen. Forged renk wheels demiş. Jantlar demiş. Kırmızı kadran. Kırmızı, mesela, kırmızı kadran. Her şeyi tek tek yazmışlar. Bagajı bence gayet güzel. İki kişi için İki kişi için ideal. Şurada da bir şarj ünitemiz var. Arabayı çok uzun süre bekleteceksen aküsü bitmesin diye mıknatısı yapıştırıyorsun buraya. Ha, doğru. Unutur da gidersen de mıknatıstan zaten otomatikman ayrılıyor. Nasıl? Evet, işte arkadaşlar. Harika. Gerçekten şöyle baktığım zaman. Silindir atmosferikler. Recep Ali Mete, sana da selam olsun buradan. Recep de çok sever. Gerçekten. Harika mı harika, detaylı mı detaylı, güzel bir. Yani mühendislik çok başka bir şey ya. Yaşasın mühendisler. Yaşasın mühendisler gerçekten. Serdar şu anda sadece sesine odaklı. Kapat da. Burada abi bize bir tane detaylı bir bilgi verir misin mesela? Abi şu da cart curt diyebileceğin. Şu yeni çıkan Jeep'inde de bu motoru kullandılar. Ha, evet, bir Ferrari değil mi? Aynen, 12 silindir bu motorla çıkacak ama artık bu motorun devamı yok. Gelmiyor. 800 beygir. Aslında ben alacaktım da son atmosferik dediler, almıyorum, vazgeçtim. Serdar bir gülüyor oradan. Efendim? Biz bu saatten sonra son atmosferik emi çalınız. Doğru söylüyorsun Serdar. Teşekkür ederiz moral motivasyonun için. Buradaki şu mesela %1 ne kardeşim? Abi beni burada en çok düşündüren ne biliyor musun? Bujilerini değiştirmek. O da bizim mühendislikten tane, sonraki tek, ustalarımızın. Hiç düşünmemişler değiştirecek insanı. Valla yapacak şey yok. İşte uğraştırır biraz. Şu ne kardeş? Far ayarının yani %1 sapması mı, opsiyonu mu, ayarı mı artık şimdi. Artık bir şeyler açıklamışlar. Bayağı motor beyin, arabada benim, ne etiket benim var ya. Benim çekenler burada. Motor beyinleri. Buraya koymuşlar soğusun diye. İşin gücün beyin. Hemen gider. G30'lar, G20'ler takır tukur. Tabii ekmek yeni parası abi. Evet, burada ne var? Lastik ebatları. Evet, lastik ebatları. Boyası, her şeyi var. Neyse, bu harika, yakışıklı, güzel 812, 800 beygirlik harika bir araç. Kazası belası sağlıkla kullansınlar. Biz ne yapıyoruz? Biz Musa şimdi herkesin merakla beklediği bu harika arabanın motoru sesini sonrasında yolda ufak da olsa bir detayını çek. Ondan sonra bakalım ne olacak, ne bitecek, nasıl bir ses var, nasıl bir danç yapıyor. Kaldırırız ama onu yakalaman lazım. Boş bir yer lazım. Hazır ben Bodrum'a tatile gitmeden çekelim. Bu videoda sende olsun. Şimdi sen bütün detayları şimdi çek abi. Musa, yaklaşık 3-4 kilometre geldik. Bir kere sıfırdan kaldırdık falan. Benzin bitti zaten. Hemen bitti. Bizim kaderimiz. Şimdi benzinimizi alıyoruz. Ilık ılık iş yerine son turumuzu atıp kazası belası bu arabayı da bitirip bayağı güzel bir şeyler çekeriz. Serdar'cığım oradan bir para ver kardeş.